Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsız dıktınlar ekranımızı bulsun. Şanghay'da 6 yaştan tüven 13 manga yakın bala virüs bilen yukumlanan. Şanghay şehri 6 yaştan tüven 12.707 balının Xitay virüsü bilen yukumlanğanlığı tuğrısı da umumi uxturuş tarqadı. Xitay Xalq Toğrı'nın haberde bildirilişçe 28. April Şanghay şehirlik Xitay dairleri yukum müdafiye tizgirleş hizmeti akbarat ilan kılış yığın açıp, Xitay virüsü yukumunun növetiki ekvalin tonuşturgan. Haberde kayıt kılınışça 28. sıla şucay vaxtı saat 9.00'a Şanghay şehirde cami 556.709 yıkındın uçuraşkıcı eniklenip, Ularga başkuruş tizgirleş tedbirleri emelileştirilgen. 27. April Şanghay şehirde 47 bimar ölgen. Haberde ölgelerinin 30 yaşının tahminen 85 yaş işkenliği, bu 47 bimarının iğir derecedeki yürek muskul tıkılması, yukarı kan besim, miniği kan çüşüş asareti, diabet, sozulma karakterlik, öpki keseli kadarlık herhal iğir keseliklerine giriptar bulgalar işkenliği, Hemmesinin digüdek vaksini emletmeyenliki, ölüştiki bivası sebepnin asasi kesellikler işkenliki kayıt kılıngan. Xitay dairleri bundan ilgirimi ölgen bimarlarının Xitay virüsü sebeplik ölmegenlikini deva kılgan idi. Nöbette Şanghay şehirde 60 yaştın aşkallardın cemi 3.600.000'dan artık adamki vaksini emlenip, vaksini emleş nisbeti 62% yetken. Şanghay'daki her kaysi rayonlarımı yukum ehvalinin tizginleştiği yaşanğallarını asas kılgan. Mälum buluşça Şanghay şehri bu kıdımkı yukumda 6 yaştın tüven ballardın cemi 12.707 balının yukumlanğallıkını ilan kılgan bulup, bu yukumlanğıcılar umumi sahnenin 2.14%'ini ilgileydiken. Yukumlanğan balılar asaslıqı Şanghay şehirlik Amivi Sahiye Kliniki Merkezi Qatarlıq noktalarına uğrulaştırılgan. Ondan başka yeniden Xitay virüsü dolkunuğa düş gelgen Beijing şehirde tünügün bir gün içinde yana 52 yakın yukumlanğıcı köpeygen. Beijing'nin umumiyüzlük kamal kılınışı mümkünlükü hakkıdaki perizleri oturuğa çıkıvatkan bir peyde, Xitay dairleri uçur vasıtlarını katkı kontrol kılgan bulup, bir hafta içinde 50'den artık kişini yukum hakkıda özek söz tarqat dediğin bahanı bilen tutup ketgen. Maşinruy atalmış əsəbilikni tügütüşünü qayıt təkidledi. Atalmış Uyğur Abnum Raylıq Partiya Komitetinin sekretari Maşinruy 25. aprildən 26. aprilgacha Xotan vilayətidəki Niyə nahisi, Keriyə nahisi, Çıra nahisi qatarlıq caylarını təkşürgən və təkşürüş cəriyanda Şərq Türkistandakı terror siyasətini küçəytdiganlıqdan bişarət verib, atalmış terrorluğa qarışdırış və əsəbilikni tügütüşünü küçəytiş kerakligini təkidlegan. Xitay işgaliye tarihiden başlayıp Şarkı Türkistan halkını her kıl bahanlar bilen bastırıp gelgen bulup, türlük terör siyasetlerine icra kılış arkalık sansızlığan Şarkı Türkistan halkını yok attı. Bulup mu işkeme o 7 yıldan tartıp tihamı kabih vasıtlarını işkiselip, atalmış əsəbilikini tügütüş, terörcularına zarıp biriş namıda aşkari ilki kırgıncılıkı ötüp, ken kölemlik tutkun kılış hareketini tihamı küçü etken idi. Tanrıtaq Toğrı'nın 28. aprildeki haberde bildirilişçe, Maşinruy, Niye, Keriye nahilerde nahilik sakçı idaresi, bazarlıq sakçıxana ve sakçı punktlerini tekşürgen. Tekşürüş devamında Şarkı Türkistan vaziyetinin tihamı çiğnitildiğallıqıdan bişaret berip, bütün Abdunum rayondaki siyasi kanun sistemisi koşunlu başkuruşunu çiğnitip, terrorlıqı karıştırış ve əsəbilikni tügütüş görüşünü kanat yaydırıp, Zoravallıq terrorluq delolarının 101 işinin qat'i aldığını elip, mesuliyet aldığı cevapkar buluş, mesuliyetini toluq ada kılışını işqa aşırışı kerek tep bildirilgan. Maşinruy yana Çıra nahilik, Niye nahilik teptiş mahkemesi, sot mahkemesi tekşürgen bulup, atılmış medeniyet arqalıq uzuqlandırış, cemiyet muqumluqını qoqdaş qatarlıq bastırış ibarlarını kayıt tekligen. Küzetküçüler Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıbatkan irki kırgıncılık cinayeti sebeplik, Xalqara cemiyetinin ayıplışı ve cezalışıqı uçurgan bosumu, bırak icra kılıbatkan cinayetlerini izgil devamlaştırıp kilibatkanlıqını, öz cinayetlerini inkar kılış bilen birge, her xil rezil vasıtlar, bahanlar arqalıq cinayi kılmışlarını Xalqara cemiyetki yolluq görüstüşke tirişi vatkanlıqını bildirişmekte. Germaniya Ukrayna'ğı iğir tipli kurallarını yötkeş kararını kubul kıldı. Germaniya parlamenti Ukrayna'ğı iğir tipli kurallarını yötkeş doğrusudaki karar lahisini kubul kıldı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe, Avrupa'nın tınıştıkı ve erkinlikini koğdaş mavzuluk teklif lahisi
Germaniya parlamentidagi 586 ovozning qo'llashi bilan 100 ovozning rad qilishi bilan qabul qilingan. Qabul qilingan taklif loyihasiga asosan hukumat Ukrainaga ig'ir tipli qurollar va o'xshamagan qurol tizimini yotkizaladi ekan. Biroq qurol-yarog' yotkash ishi Shimoliy Atlantik Ahdi tashkiloti a'zolari bilan hamkorlashgan asosda ishga oshirildi ekan. Mazkur qarorni rad qilib bela tashlagan parlament a'zolari Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib berish natijasida yadro urushi chiqish xavfining borligini aytib ogohlantirgan. Undan boshqa Amerika bilan Angliya ham Ukrainaga qurol-yarog' yordamlarini ko'paytirgan bo'lib, Amerika davlat mudofaa ministrligi bayonotchisi Jon Kerbi berilgan yiroq masofalik zambaraklarning yarimidan ko'pragining hozir Ukrainada ekanligini bildirgan. U Ukraina armiyasiga avatilgan yiroq masofalik zambarak tizimlaridan boshqa 190 000 dona 155 mm'lik zambarak o'qlarining ham Ukrainaga yetkazilganligini eskartgan. Angliya tashqi ishlar vaziri Liz Truss poytaxt Londonda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Ukrainada Rossiyaning hujumlariga qarshi tez sur'atda texnika ko'p qurol-yarog' avatish kerakligini bildirgan. U Ukrainaning NATO o'lchamlariga loyiq qurollar bilan qurollanishini kafolatga ega qilish uchun Polsha bilan o'rtoq komitet qurish ishlarini muzokara qilayotganligini qayd qilib o'tgan. Efiopiyada minglagan kishi musulmonlarning o'ldirilganligiga norozilik bildirdi. Necha minglagan efiopiyalik musulmon bir necha shaharda namoyish qilib, necha o'nlagan musulmonning o'ldirilishiga Qur'oni Karim va musulmonlarning mol-mulkining ko'ydirilishiga norozilik bildirdi. Al Jazeera to'rining xabar qilishicha, ijtimoiy uchur vositalarida Efiopiyaning poytaxti Addis Ababadagi Al Anwar masjidi oldida minglagan namoyishchilarning adolat talab qilgan norozilik namoyishi haqidagi sin va suratlar tarqalgan. Undan boshqa Dirdava shahrida 2 kun ilgari yuz bergan hujumda ziyonkashlikka uchurg'uchlar bilan birlikda o'tkazgan norozilik namoyishi haqidagi sinlar tarqalgan. Amhara shtatining Islom ishlari kengashi bu vaqtda norozilik bayonoti e'lon qilib, bir turkum xristian radikal unsurlari yashangan musulmonning dafn marosimiga qatnashgan musulmonlarga o'q chiqarib, necha o'n odamni o'ldirgan. Bu hujumda yana xristian radikal unsurlari Qur'oni Karimni ko'ydirdi. Musulmonlarning mol-mulklari bulang-talang qilindi degan. Bildirilishicha, Efiopiya nufusining ko'p qismini tashkil qiladigan musulmonlar bilan pravoslaviya mazhabidagi xristianlar o'rtasida qabristonlik o'rnining egalik huquqi to'g'risida talash tortish bor bo'lib, qabristonlik masjid bilan pravoslaviya cherkovining o'rtasiga joylashgan. Kengash tarixiy hujjatlarga asosan hujum yuz bergan qabristonlikning musulmonlarga tabe ekanligini dalillagan. Hukumat ziyonkashlikka uchrag'uvchi musulmon shayxni Gondardagi xristian va musulmon aholilarining otasi deb atab, hujum voqeasini tekshirish jinoyatchilarni javobgarlikka tortishga va'da bergan. Ma'lum bo'lishicha, payshanba kuni Turkiya tashqi ishlar ministrligi musulmonlarga qilingan mazkur hujumni ayiblagan hamda qazo qilganlarga ta'ziya bildirgan. Shundaqla Efiopiya doirlarining bu voqealarga munosabatlik zarur tadbirlarni qo'llanganligiga ishonganligini bildirgan. Erdoğan Saudi Arabistan padişahı ve veli ahdi bilen görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Saudi Arabistan padişahı Salman bin Abdulaziz Es-Saud ve veli ahdi Muhammed bin Salman bilen görüştü. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe 28. April Saudi Arabistan'ın ciddi şehirge yitip bargan Prezident Erdoğan Saudi Arabistan padişahı Salman bin Abdulaziz Es-Saud tarafından kütüvelingan. Prezident Erdoğan Saudi Arabistan'a qarab yolğa çıqış harpisidi bergen bayanatıda Saudi Arabistan ziyareti jarayanında Türkiye Saudi Arabistan münasibetini keng dairelik közdün keçirdiganlıqlarını hem de hemkarlıqını yanımı yüksek seviyeye yetkizüş imkaniyetlerini müzakere qıladiganlıqını aytqan idi. Prezident Erdoğan ijtimai taratqu hisabıda elan qılğan bayanatıda Saudi Arabistan padişahı Salman bin Abdulaziz Es-Saud'nın təklifige binaen Saudi Arabistan'a yetip barğanlıqını təkidləb tarixiy, madaniyat va kishilik munosabatlarga ega ikki qayrindosh davlat bo'lib sifatimiz bilan aramizdagi turli siyosiy, harbiy va iqtisodiy munosabatlarni kuchaytirib, yangi davrni boshlashga tirishyapmiz degan. U bayonotida yana Saudi Arabiston bilan sog'lomlik, energiya, yemaklik bexatarligi, dehqonchilik texnikasi, mudofaa sanoati va pul muomila qatorliq sohalardagi hamkorligimizni kuchaytirishning o'rtaq manfaatimizga uyg'un ekanligiga ishonamiz. Qayta hosil bo'ladigan va pokiz energiya texnologiyalarida jiddiy yushirin kuchimizning borligini ko'ryapmiz deganlarni qayd qilib o'tgan. Saudiya Arabiston ziyorati jarayonida yana Jumhur Rais Erdoğan va Prezidentlik mahkamasi bayonotchisi Ibrohim Qalin, Ichki ishlar ministri Sulayman Soylu, Tijorat ministri Mahmud Mush, Davlat mudofaa ministri Xulusi Aqar, Adolat ministri Bekir Bozdog', Sahiya ministri Fahriddin Koca,
Kültür ve Sayahat Ministeri Mehmet Nuri Ersoy ve onların ayarları birlikte ömrü ibadetini ada kıldı. Rusya BDT Başkatipinin ziyareti esnasında Kiev'i başkurulduğun bomba koyup verdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatipi Antonio Guterres Ukrayna'da ziyareti buluvatkanda Rusya paytaxt Kiev'nin Shevchenkovskiy ahalılar ultrak rayonuna başkurulduğun bomba koyup verdi. Ukrayna İçki İşler Ministeri Meslahatçisi Anton Grashchenko vaka yüz bergen cayda muhbirlarga bayanat berip, Rusya'nın özüge koşuvalgan Kırım'dan Kiev'deki puralar oltırvatkan öylerge başkurulduğan bomba koyup bergenlikini vakada 6 kişinin yarlanganlıkını bildirgen. Ukrayna Taşkı İşler Ministeri Dmytro Kolibamo Twitter'da uçurhan bahirlip, Rusya'nın Kiev'e kılgan en yeni hücumunun BDT Başkatipi Antonio Guterres'in ziyareti jarayanda yüz bergenlikige işaret kılgan halda, BDT Başkatipi Antonio Guterres ve Bulgariya Başministeri Kiril Petkov paytaxtımızı ziyaret kılıp atkanda Rusya Kiev'ni başkurulduğun bombalar bilen bombardıman kıldı. Rusya bu rezil vekşilik arkalık Ukrayna'a, Avrupa'a ve dünyaya karata pozisyasını yeni bir kıtım namayan kılgan boldi diğerlerine kayıt kılgan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ayetki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırımıza köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.